O kadının kızıyla evlenemezsin, hepsi o kadar. Peki ama niçin? İlk defa görüyorsunuz onları. Tanıyorum ben o kadını. Hem de çok iyi. Nereden tanıyorsunuz, ne biliyorsunuz onun hakkında? Hatırlamak istemediğim, sana da üzüntü verecek şeyler anlatmak neye yarar? Ne kadar üzüldüğünü biliyorum oğlum. Yalnız üzüntü değil baba. Çok daha önemli bir şey kırıldı içimde. Korkarım size ilk defa karşı geleceğim. Olanlar için bütün kalbimle özür dilerim Feyza Hanım. Babamın bu şekilde davranmasının sebebini bir türlü anlayamıyorum. Neden böyle yaptı acaba? Üzülmeyin Kemal Bey. Sebebini ben biliyorum. Gençliğimde babanızı tanımış ve sevmiştim onu. O da beni sevmişti. Ama bir şeyler oldu. Acı, çirkin ve yanlış yorumlanmış şeyler. Evlenemedik, bitti. Halbuki ben onun istediği eş olacaktım. Onun istediği gibi bir hanım. Yemin ederim. İşte böyle oldum. Hatalarımın cezasını çektim yavrum. Hem acısını çekip ödedim, hem de Elif'i yetiştirdim. Tıpkı olmam gerektiği gibi. Tertemiz, imanlı, dürüst. Çok, çok isterdim bizim kaybettiğimiz saadeti siz bulasınız. Ama... Üzülmeyin efendim. Öyle sanıyorum ki ısrar ederse, hayatımda ilk defa babamı dinlememek zorunda kalacağım. Müsaadenizle. Selim! Misafiriniz mi vardı? Özür dilerim, rahatsız ettim galiba. Ne işin var burada? Sana bir daha gelme demiştim. Ya, dalganızı mı taşladık yoksa? Bakıyorum evine genç erkekler almaya başlamışsın. Kendinize geliniz, ne akla buraya girip böyle konuşuyorsunuz? Kimsiniz siz? Bu mahallenin muhtarı. Özür dilerim Kemal Bey, bu adam benim eski kocamdır. Olabilir. Fakat bu ona hakaret etme hakkını vermez. Feyza hanımefendi tanıdığım kadınların en namuslusu, annelerin de en fedakarıdır. Ha şimdi çaktım dalgıyı. Elif'in askıntısısın sen. Bana bak, pılını pırtını topla, hemen bas git buradan. Kendine gel Selim! Sen karışma be! Sana defol git dedim. Ya öyle mi? Bana yumruk atmak ha! Oğlan tüysüz züppe! Neden yaptın anneciğim? Anneciğimle... O kadar mesudum ki... Sağ ol oğlum! Elif'im sana emanet!